Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Bugün Sinop'tan gelen görüntüler bizleri çok heyecanlandırdı. İlk S400 füzesi bugün atıldı ve testler, uzun süredir beklenen testler resmi olarak başlamış oldu. S400 testi Türkiye açısından ne anlama geliyor? Gelecekteki dış politikamızda nasıl bir şekillenme olacak? Bu testler nasıl yapıldı gibi soruların cevaplarını bu videomuzda vermeye çalışacağız. Birkaç hafta evvel bir izleyicimiz bana mesajla ulaştı ve 40 Kırıkkale civarında bir askeri konvoyun gitmekte olduğunu, çok değişik kamyonlar gördüğünü belirterek bir video yolladı. Videoya baktığımda ben gerçekten çok şaşırdım. Çünkü bunlar Rus yapısı Kamaz kamyonlarıydı, tırlarıydı daha doğrusu. Ve üzerinde S-400 hava savunma sistemleri taşıyordu. Ankara'dan Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda biliyorsunuz konuştu bu S-400 hava savunma sistemi. Kırıkkale üzerinden Samsun, Samsun'dan da Sinop'a ulaştı ve arkasından da bir notam yayınlandı. Notam nedir? Notice the Airmen, Havacılara Bilgi Notu. Bu notamda 10-13 Ekim tarihleri arasında Sinop'ta füze atışı yapılacağını belirtiyordu ve o sonrasında da zaten tolgozbek.com sitemizde de bunların hemen haberlerini sizlerle paylaştık ve ilk atış bugün gerçekleştirilmiş oldu. Şimdi öncelikle... Türkiye Nisan 2017'de Rusya ile S-400 alımı için bir anlaşma yaptı. Bu anlaşma sonrasında e, malzemeleri taşıyan Rus Hava Kuvvetleri uçakları, nakliye uçakları Türk hava sahasına, Temmuz 2019'da girerken Amerika Türkiye'yi kurucu ortak oldu. F-35 projesinden çıkardığını açıkladı. Sistem geldi. Bu sistemin gelmesi de epey bir zaman aldı. Çünkü peyderpey uçaklar uçtu, malzemeleri taşırdı. Ankara yakınlarındaki mülte tava meydan komutanlığına Arkasından personelin yer eğitimi, bunların kurulması gerçekleştirdi. Bunu radar sisteminin test edilmesi amacıyla Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 ve F-4 uçaklarının bölgede özel uçuşları izledi. Ve herkes nefesini tutup ne zaman bu sistem harbe hazır olduğu açıklanacak sorusunun cevabını beklerken Mart ayında başlayan koronavirüs salgını bu çalışmalara şöyle bir dondurdu ve beklemeye aldı. Bununla birlikte Nisan ayında aslında Türkiye'nin S-400 hava savunma sisteminin harbe hazır olacağının açıklanması bekleniyordu ama bir türlü o açıklama gelmedi. Tabi diğer taraftan baktığınız zaman S-400 için Türkiye, Amerika, NATO üçgeni içerisinde de çok ciddi görüşmeler yapılmaya başlandı. İşte Amerika'dan teklif geldi. işte bu sistemi iade edin. Anlaşmamızda iade edilmesi veya üçüncü ülkelere satışı yok S-400'lerin. Depoya kaldırın. Depoda da kaldırılmadı bunlar. Ve sonrasında da işte hatta bazı e, ifadeler, iddialar ortaya atıldı. S-400 sistemini Türkiye'nin Amerika'ya satacağı yönünde bu da gerçekleşmedi. Ve sonunda harbe hazırlık ne zaman yapılacak edilecek diye beklerken bu Sinop'taki atış gündeme geldi. Türkiye'nin Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı bu arada S-400'ler. S-400 atışıyla birlikte artık sistem hedefinde vurduysa harbe hazır demektir. Yani Türkiye ben bu S-400'ü kurdum çalıştırıyorum gelen hedefe de atış yapabiliyorum demesi S-400 artık resmi olarak envanterine alıp ilan ettiğini gösterir. Bu açıdan çok önemli bir adım. Yani ben şunu sezinliyorum buradan hani masadaki o pazarlıklar işte F-35 şöyle olur depoya kaldırın bize satın şunu yapın bunu yapın bunlar bu anlaşmada hiçbiri gerçekleşmedi ve Türkiye baştan belirttiği gibi S-400'ü hava savunma sistemi olarak kullanıyor ve bunu envanterine aldı. Şimdi bu nasıl tepki gösterecek bu atışlar arkasından e, Amerika ve NATO tarafından nasıl neler söylenecek ben de merakla bekliyorum NATO'nun yaklaşımı biraz Türkiye'nin kendi hava savunma sistemini koruma yaklaşımıdır. Ve S 400 tercihi bu yönde yapılmış idi. Amerika tamamen karşı çıkıyordu buna. Ee, nasıl bir etki verir? Ben de meraklı bekliyorum. Çünkü tarih olarak yani Kasım ayında Amerika'da yapılacak bir başkanlık seçimi var. Ve bu başkanlık seçimi öncesinde Amerika tamamen iç işlerine odaklanmış durumda. Zaten işte seçimin yapılması, sonuçlanması, yeni başkan yemin etmesi, törene başlaması gibi muhtemel gelecek yılın herhalde Ocak, Şubat ayı veya... Trump'la devam edecekse Amerika, onun tekrar e, kabinesini kurması, etmesi falan gibi böyle bir 3-4 aylık bir süreç var. Bu süreç içerisinde Amerika'dan çok ciddi, büyük ve başkan seviyesinde bir tepki gelir mi? Açıkçası e, bunları bilmiyoruz ama e, muhtemel bu atışlarla birlikte zaten ipler kopmuştu, tamamen kopmuş gibi gözüküyor. Gelelim işin e, teknik tarafına, atışlar nasıl gerçekleştiriliyor? E, ee, Sinop'un niye seçildiğini geçtiğimiz hafta yaptığım videoda anlatmıştım. Ee, bu videoda da e, bunları tekrar etmek istemiyorum. Linkini de bırakıyorum buraya. İsteyenler oradaki Sinop'un detaylarını bulabilirler. Bir atış testi yapacağınız zaman, mühimmat kullanacağınız zaman notam yayınlıyorum. Notam nedir? O bölgeyle ilgili bilgi havacılarla paylaşıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki örneğin şu irtifada şu bölgeyi kapatıyorum. Yayınlanan notamda yükseklik olarak 200 bin fit yani normalde 200 bin fit yani 66 bin metre yükseklikte herhangi bir hava aracı uçmuyor. Normal bir hava aracı zaten hiç uçmuyor. Türkiye çok geniş bir alanı notamlıyor. Niye ki? İşte o füze vuramazsa edemezse, yukarı doğru giderse bir yerden sonra işte atmosferde artık füzenin motoru duracak, yakıtı bitecek, düşecek. Bu bölgelerin risk oluşturduğu gerekçesiyle bu bölgeye kimsenin girmesini istemiyor. Sinop'ta Türkiye'nin en kuzeyi baktığınız zaman özellikle doğu tarafına yani Rize'ye, Trabzon'a doğru Hopa'ya kadar 500 kilometrelik bir alan var. Gerçekten çok geniş bir alan. Bu testler için de çok ideal bir yer. Çok fazla deniz trafiği de yok bölgede. E, yukarı doğru baktığımız zaman Sinop'tan 300 kilometre sonrasında Kırım başlıyor. Yani çok geniş bir deniz alanı. Hani füzeyi attınız bir yere ulaşmadı, hedefini bulmadı. Karadeniz'de bir yerlere düşecek o füze. Şimdi bu bölge içerisinde notam yayınlandı. İlk notam 10-13 Ekim arasındayken daha sonra bu notam 14-17 Ekim arasına kaydırıldı. Muhtemel hava durumu, yapılan hazırlıklar veya başka planlamalar söz konusu. Ve ilk testte bugün itibariyle gerçekleştirilmiş oldu. E, bununla ilgili testin detaylarıyla ilgili hedef uçak atılıyor. Hedef uçaklar füzeler tarafından vuruluyor. Hedef uçaklar konusunda da Samsun'da Çarşamba Havalimanı'nda bir e, ekip zaten bu hedef uçakların atışları, koordinasyonu için orada. Sinop'tan doğuya doğru Samsun açıklarına kadar saha kapatılmış durumda. Yani Samsun'a atılan bir drone atış bölgesine geliyor ve vurulma testleri gerçekleştiriliyor. Gelen görüntülerde füzenin çok yukarı çıkmadığını izinden takip ediyoruz. Muhtemel böyle bir orta irtifa gibi gözüküyor ama muhtemel önümüzdeki saatlerde askeri yetkililer açıklama yaptıkça detaylarını da öğreneceğimizi tahmin ediyorum. Atışlarla ilgili şunu da eklemek istiyorum. Neden bu füzeler atılarak harcanıyor gibi bazı sorular aldık. Bu füzeler atılıp harcanmıyor. Sonuçta bu füzeleri kullanmak için alıyorsunuz. Bir savaş durumunda alarma geçmeniz gerekiyor. Bunun için birincisi füzelerin, radarların, sistemlerin sürekli bakımlı olması lazım. Yani çalışır durumda olması lazım. Tamam radarları test edebiliyorsunuz ama ya füzeler? o Füzeler bir kullanımlık. İşte füzelerin yer testleri var, kontrolleri var, periyodik bakımları var. Bunların veya e, herhangi bir güncelleme geldiği zaman programlarına, yazılımlarına güncellemeleri var. Bu açıdan bakım ekipleri sürekli çalışıyor. Ve yılda bir kez de genellikle bu herkes yapıyor bunu dünyada. O füzeleri canlı atışlarla test ediyorsunuz. Şöyle bir örnek vereyim size. Ee, Türkiye'nin hava savunma sistemi uzun yıllar işte 1960'lı, 70'li, 80'li yıllarda İstanbul merkezli Nike füzeleri vardı. Nike füzeleri tabi o dönemin modern sistemleri olmasına rağmen özellikle Rus bombardıman uçaklarını vurmak için tasarlanmıştı. Sonrasında tabi demode oldular ama uzun yıllar Türk Hava Kuvvetleri Şile'deki füze üstünden atış denemeleri yaptı. Niye Şile kullanıldı? O füze atıldığı zaman Karadeniz'e düşsün, herhangi bir yerleşim birimine gelmesin diye. Bu nedenle de Şile'de her sene Nike füzelerin atışları gerçekleştirilirdi. Hem personelinizin eğitim seviyesini yüksek tutulması, hem de o füzelerin sürekli çalışır durumda tutulmaları açısından bu testler çok önemli olduğunu belirtmemde fayda var. Benzer testler S-400'lerle ilgili zaten Rusya çeşitli tatbikatlarda zaman zaman yapıyor. Zaten görüntüleri de arkamdan seyrediyorsunuz. Bölgeden gelen ilk görüntüler bunlar. Umarım önümüzdeki günlerde daha detaylı paylaşımlar olur ve bizler de bunlarla ilgili daha fazla bilgiyi siz değerli izleyicilerimize iletebiliriz. Bu arada tabii tüm gelişmeleri sitemiz tolgozbek.com'dan detaylı olarak vermeye çalıştık. Daha önceden de Sinop'un tarihini anlatmıştım. 1960 70 80'li yıllar Sinop için Sinop'ta o bölgede bir Amerikan dinleme üssü vardı ve Rusları dinlerdi. Şimdi o dinleme üssü bir roket test merkezi haline getirilmiş durumda. İşte atmaca füzesinin testleri yapıldı. Daha önceden Roketsan 2017 yılında çok yüksek irtifaya sonda roketi yolladı buradan. E, bugün de S-400 hava savunma sisteminin testleri var. Bu açıdan çok önemli bir etki. Bakalım gelecekte Sinop'ta neler göreceğiz, ben de merakla bekliyorum. Geçtiğimiz hafta yaptığımız Sinop videosuna benim dede memleketimin olduğunu söyleyerek başlamıştım. İki akraban bana ulaştı. Ben de çok mutlu oldum. Bir Sinoplu olarak çok mutlu oldum. İnşallah bir gün Sinop'a gitme şansına ulaşırız ve onlarla da orada görüşme, yüz yüze görüşme şansımız olur. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen bildirimlerinizi açın, kanalımıza abone olmayı unutmayın katıl butonuyla kanalımıza destek verebilirsiniz. Detaylı havacılık haberleri tolgozbek.com sitemizde. Bize sorularınızı yorum yazarak ulaştırabileceğiniz gibi info at tolgozbek.com mail adresine de mesajlarınızı görüş gönderebilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.